Geçiş dönemi eserleri bitti mi? Sanıyorum bitti. Geçiş dönemi eserlerini çalıştık, değil mi? Şimdi isterseniz geçiş dönemi eserlerini tekrar edelim. Neydi geçiş dönemi eserlerimiz? Geçiş dönemi denince aklınıza gelmesi gereken bir Kutadgu Bilig, ikincisi Divanı Lügatit Türk, üçüncüsü Divanı Hikmet, dördüncüsü de Atabetül Hakaik. Geçiş dönemi eseri olmak üzere dört tane eserimiz var. Sonra geçiş dönemi bitti. Bittikten sonra artık o ayrım iyice fazlalaştı. Yani divan edebiyatı, halk edebiyatı olarak ikiye bölündü. Şimdi halk edebiyatından başlayalım ilk önce. Çünkü halk edebiyatı içerisinde dini tasavvufu halk edebiyatı olduğu için ve Ramazan'da da olduğumuz için bu edebiyat dönemini işleyelim isterseniz. Evet, divan edebiyatı halk edebiyatı diye ikiye ayrıldı artık. Halk edebiyatı da üçe ayrılıyor kendi arasında. Nedir bu? Birincisi anonim halk edebiyatı, ikincisi aşık halk edebiyatı, üçüncüsü de tekke tasavvufi, yani dini tasavvufi halk edebiyatı. Şimdi anonim halk edebiyatı denince aklınıza gelmesi gereken yazan söyleyen belli değil. Yani halkın ortaklaşa malından oluşmuş olan bir edebiyat. Gelelim aşık halk edebiyatına. Bu da ellerinde sazla diyar diyar dolaşan aşıkların atışmalarından oluşan bir edebiyat. Sonra gelelim üçüncüsü dini tasavvufi halk edebiyatı. Bu da dinle oluşan ve dindar kişilerin oluşturmuş oldukları bir edebiyat dönemi. Dediğim gibi aslında biz burada ilk önce anonim, sonra aşık ve sonra da dini tasavvufi halk edebiyatını veririz. Ama biz bugün sondan başlayalım. İçinde bulunduğumuz ay da Ramazan ayı ve o nedenle de dini tasavvufi halk edebiyatını anlatmış olalım. Evet, dini tasavvufi halk edebiyatı denince aklımıza gelmesi gereken adı üzerinde tasavvuf. Nedir tasavvuf? Aslında tasavvuf çok güzel bir düşünce sistemi. İnsanların manevi huzura eriştiren ve huzur denilen, yani biliyorsunuz huzur varsa içsel huzur ve bedeniniz de aynı şekilde daha sağlıklıdır. Ve bu nedenle hani ben şöyle söyleyeyim, tasavvuf psikoloji hemen hemen aynı. Neden? İşte psikologların da dediği aynı şekilde içsel huzur. İşte tasavvufta da önemli olan içsel huzuru kavuşmak, içsel huzurun olması. Tasavvuf felsefesinin ortaya çıkması şu şekilde. İşte yakınları savaşa gidiyor, ölüyor, kocası, oğlu yalnız kalmış. Onlara diyorlar ki, eğer siz bu dünyada değil, işte sevgiyle, aşkla Allah'a yaklaşırsanız, ilahi aşk burada söz konusu. Aşk vardır ama aşk dendiği zaman iki türlü aşk var. Bir beşeri aşk, insanların birbirine karşı duyduğu aşk. İkincisi ise ilahi aşk. Aşkla bağlanırsanız eğer, sevgiyle bağlanırsanız işte size ölmeden önce ölmek. Yani bu tasavvufta fena fillah mertebesi, vahdeti vücut, Allah'ın birliği. Bu felsefeye göre Allah kendi güzelliğini görmek için biz insanları yaratmış. Ve biz insanlar mutlak iyilik, mutlak doğruluk, mutlak güzellik, bu özellikleri vermiş. Şimdi bu özellikleri verdiğimde ilk önce her şey iyi. Ama bunların zıtlarını vermemiş. Şimdi zıtlarını vermeyince bunlar ortaya çıkmamış. Neden? Şimdi düşünün, her şey iyi güzel olsa hep öyle zannederiz, değil mi? Ama bunun zıttı olduğunda ha diyeceğiz ki bunlar iyiymiş, güzelmiş. O nedenle biz insanlara
iyiliğin karşılığında kötülüğü, güzelliğin karşılığında çirkinliği, doğruluğun karşılığında da yalancılığı da vermiş ve bunlar bizim nefs dediğimiz özelliklerimizi oluşturuyor. Nefsimiz. Eğer biz işte bu nefsimizi öldürebilirsek, bu da çok kolay bir şey değil. Yani bütün dünyayı her şeyden vazgeçeceğiz. Nefsimizi öldüreceğiz ve fena fillah mertebesine kavuşmuş olacağız. Yani vahdeti vücut. Yani sadece iyilik, doğruluk, güzellik kalacak. İşte bu tasavvuf felsefesinin kurucusu da Ahmet Yesevi olarak kabul edilir. Kendisi de 63 yaşında evinin altında bir yer kazdırarak sadece bir ışık alabileceği kadar yer, bir de yiyebileceği kadar yiyecek ve bu şekilde ibadetle geçirmiş. Tabii bunu yapmak da değil mi? Herkesin harcı değil. Herkes aynı şeyi yapamaz. Eğer bu şekilde yaparsanız işte fena fillah mertebesine ulaşmış oluyorsunuz. Ve fena fillah mertebesinde de ne oluyor? Artık ermiş. Hani halk arasında denir ya, ermiş insanı kamil insan oluyorsunuz. Evet, şimdi gelelim bunlarda amaç edebiyat yapmak değil, edebiyatı araç olarak kullanmak. Neden? Düşüncelerini yaymak için. O nedenle burada, şimdi benim hatırlıyorsunuzdur diğer derslerden, könünde dediğim bir formülüm var. Neydi bu könünde? Bir konu. Bu dönemde hangi konu işlenmiş? Bu dönemde işlenen konu aşk, ilahi aşk, Allah aşkı, peygamber aşkı ve dini özellikler. Daha sonra ölçü, hece, aruz. İkisi bir arada. Çünkü neden? Amaç edebiyat yapmak değil. Amaç düşüncelerini halka yaymak. Evet, daha sonra ne? Nazım birimi. İşte yine aynı şekilde hem dörtlük hem beyin bir arada. Evet, uyaklar, tam uyak var, zengin uyak var, redifler var burada. Daha sonra nazım şekilleri olarak bunlar önemli. Aynı şekilde ilahi nefes, deme, nutuk, devriye, şatiye. Bunlar tasavvufi halk edebiyatının nazım şekilleri oluyor. Dil aslında sade, anlaşılır. Ama İslamiyet'in etkisiyle, dinin etkisiyle bazı Arapça, Farsça tamlamalar var. Bir de bunlarda tarikat var. Tarikatların da aslında kuruluş amacı insanlara yol gösteren anlamında. Burada ama daha sonra maalesef ki insanların her şeyde olduğu gibi eline geçip kötü şeyler alet olup daha sonra da biliyorsun tekke ve zaviyeleri kapatılması var. Burada şey var, şey yol gösteren anlamında. Daha sonra bunu bir işte okula benzetirler. Mesela bir Yunus Emre, Taptuk Emre adlı bir şeyhe hizmet etmiş ve 40 yıl boyunca dağdan işte odun getirir ve bir tek eğri odun getirmez. Der ki Yunus, hiç mi dağda eğri odun yok? O da der ki sizin dergahınıza eğri odun yakışmaz der. Evet, yani bu şekilde oluşmuş bir edebiyat. Mürit var burada, yani işte öğrenci anlamında. Şimdi gelelim bu edebiyatın nazım şekilleri neler? İlahi dedik değil mi? İlahi genellikle yedili sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve bestelenmesi çok önemli. Hani şu anda işte duyduğumuz bu Ramazan'da veya işte mevlitlerde duyuyorsunuz. Bunlar ilahi, yani bestelenerek bir ezgi eşliğinde işte akılda kalıcılığı oluşturmak amacıyla yazılmış olan bir nazım şekli. Aynı şiirler Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme adını alıyor. Tamam, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme. Daha sonra nutuk var. Nutuk, tarikata yeni giren kişilere tarikat kurallarını öğretmek amacıyla yazılan şiirler. Yani tarikata yeni girmiş ve onların tarikat kurallarını öğretecek.
Daha sonra devriye var. Devriye de devir yapıyor. Neden? Şimdi bu anlayışa göre bütün ruhlar ruhlar aleminde toplanmış. Oradan dünyaya geliyor. Oradan tekrar dönüp dolaşıp ruhlar aleminde gidecek. Benim çocukluğumda vardı, hatırlıyorum, bilmiyorum bizim dönemler hatırlar veya hala var mı bilemiyorum, hiç denk gelmedim. Şimdi duvarda böyle bir takım asılırdı, bir tane dünya var, böyle geliyorsun ve daha sonra da işte gidiyorsun. Şimdi hepimizin geliş biletini aldık çok şükür, ama dönüş biletini bilemiyoruz değil mi? Ne zaman döneceğiz, ne yapacağız? O nedenle burada işte bu devre anladı, devretmekten aklınızda kalsın, devir. Şatiye yergi, Allah'la şakalaşır gibi yazılan şiirler. Bunda da en önemli isim kaygısız aptal oluyor. Tamam. Şimdi bu edebiyat dönemini könünde şeklinde öğrendik değil mi? Özelliklerini, genel özelliklerini, nazım şekillerinin özelliklerini öğrendik. İyi, güzel. Gelelim şimdi bu edebiyat döneminin şairleri nelerdir? Bunları da yüzyıl olarak çalışmanız gerekiyor. Şimdi bu edebiyat döneminde çok fazla şair yok. O bakımdan hem iyi hem kötü. Tabii Cumhuriyet dönemine göre, Cumhuriyet döneminde ezberleyeceğiniz bir sürü şair eser var. Şimdi bu edebiyat döneminde 13. yüzyılda en büyük şairimiz Yunus Emre. Yunus Emre denince akla gelecek olan sevgi. Ve 2021 yılında UNESCO tarafından da Yunus Emre yılı ilan edilecek. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz diyen Yunus. Yani büyük bir insan sevgisiyle insanı seven her şeyi sever. O nedenle zaten mesela bu felsefede, şimdi hani belki halk arasında duymuşsunuzdur, gerçi hiç yapmamak lazım da, hani bu insanın ağzı şöyle, burnu şöyle demek zaten hani insanlar arası ilişkilerde de aynı şekilde hoş değil. Dinde de hoş karşılanmıyor. Neden? Çünkü sen yaratanı eleştirmiş oluyorsun. Hani herkesin bir özelliği var gibi oluyor. Tamam. Evet, Yunus Emre denince Yunus Emre'nin birçok yerde mezarı var. Bu da neden? Çok sevildiği için. Yani herkes gittiği yerde benimsenmiş. Bizim Yunus, bizim Yunus demiş. Ve onun eseri Risaletün Nüsiye var. Ve divan. Şimdi Yunus Emre'nin okuma yazma bilmediği, ümmi olduğu söylenilir. Ama eserlerine bakınca hiç de öyle ümmi, yani okuma yazma bilmediği söylenemez Yunus Emre'nin. Tamam. Evet, sonra gelelim diğer, yine Hacı Bektaşi Veli. Bunun da Makalat isimli bir eseri var, 13. yüzyıl. Gelelim 14. yüzyıla. 14. yüzyılda da Hacı Bayram Veli. Bektaş'la bayram genellikle karışır. Ben şöyle aklımda kalıyor. Sonra bayram yapıyorlar. Hani Ramazan'dan sonra bayram gibi, hacı, bayram, veli. Sonra onun damadı Eşrefoğlu Rumi. Bu da Bayramiye tarikatının sahibi Hacı Bayram Veli. Hacı Bektaş Veli'yi de, Bektaş'ı, onu duymuşsunuzdur belki, söylemeye gerek yok. Sonra da 15. yüzyıl kaygısız aptal şatiyeleriyle tanınmış. Şatiye işte eleştiri, Tanrı'yla şakalaşır gibi yazılan eserler dedik. 16. yüzyılda da Pir Sultan Aptal. Aptallık bir rütbe, yani aptal değil dediğimiz gibi, aptal burada. Bu da aynı şekilde nefesleriyle tanınmış burada. Ve Sivaslı ve o dönemin veziri tarafından astırıldığı söylenir. Ne kadar doğru bilmiyoruz burada. Evet, gelelim daha sonra 16. yüzyıldan sonra 17. yüzyıl. 17. yüzyılda da aklımıza Erzurumlu İbrahim Hakkı, çok bilinmez ama şu sözü güzeldir.
Mevlam neyler neylerse güzel eyler demiş. Bu sözü herkesin gerek aklındadır. Sonraki yüzyılda da Niyazi Misri ve Aziz Mahmud Hudayi isimli sanatçılar var. Bunlar sadece isim olarak bilmeniz yeterli. Çokça çıkmaz sorularda. Evet, böylece de tasavvufi halk edebiyatını bitirmiş oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi ilk önce nazım birimi, daha sonra da tekrar edilmesi gereken yüzyıllara göre şairlerimiz oluyor. Şanslısınız bu dönemde. Az görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.